Herkese günaydın, iyi sabahlar. Hemen piyasanın bir üzerinden gidelim. Zaten söyleyecek bir şey yok görüyorsunuz. Hala çok kuvvetli bir piyasayla karşı karşıyayız. Ve Nasdaq tarafı yılbaşından bu yana %5'e yakın bir artıya ulaşmış durumda. Şimdi S&P tarafına baktığımızda artık hani neredeyse make it or break it noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü şu an itibariyle geldiğimiz seviyeler hem 200 günlük ortalamaya hem de önceki iki tepeye, bunu zaten son maillerimde vurguluyorum. Muhakkak ki sizler de görüyorsunuzdur, grafiklerinizi açıp baktığınızda görüyorsunuz bu seviyeler şurada gördüğünüz üzere iki kez üst kez test edilip, şöyle biraz daha açabilirsem. Şuradaki tepelere denk düşen seviyeler. Dolayısıyla 2950 şu 3000 aralığı, yani 50 günlük 200 günlük ortalamanın durduğu seviye şu anda 3000. Hemen üzerinde de şu tepeleri görüyorsunuz. Burası aşılması zor seviyeler. Aşıldığı durumda artık yeni zirveleri net bir şekilde konuşuyor olacağız. Tabii bu hakkı mı değil mi bu tartışılır, ama bir şekilde yeni zirve konusu gündemimize gelmiş olacak. Bugüne baktığımızda ekonomik veriler, dünkü Fed tutanaklarını çok fazla tartışmıyorum. Çok önemli bir bence yeri yok, ama bugün ekonomik verilerde tabii imalat tarafında neler oluyor, bunları görmemiz açısından önemli diye düşünüyorum. Özellikle imalat tarafında daha önce de söyledim. Burada gördüğünüz üzere sunumlarımda da buna çok vurgu yapıyorum, çünkü tam anlamıyla algılamamız önemli. Zaten 2018'in başından itibaren bir zayıflama vardı. Bu zayıflamanın şimdi daha hızlandığını görüyorsunuz. Dolayısıyla temel trendleri vurgulayan bir gelişme oldu bence virüs. Elbette yeni bazı dinamikler getirdi, ama temel trendleri vurgulayan bir noktadayız. Şey tarafında, başvurular tarafına baktığımızda orada aslında şöyle bir nokta var. Şimdi eskiden bunu gösteriyor olsaydım grafik daha anlamlı olacaktı. Şu anda kısa vadede o kadar bozulmuş durumda ki grafik çok anlam yükleyemiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz işsizlik başvurularının ortalaması ile endeksin hareketi arasında çok net bir ilişki vardır. Daha önce de pek çok defa bunu göstermişimdir diye düşünüyorum. Şu anda da hani dibi yaptık mı yapmadık mı şeklinde baktığımızda aslında burada da destek gelecek bir hareketle karşı karşıyayız. Tekrar söylüyorum, grafik güzel değil çünkü çok bozulmuş durumda. Ama görüyorsunuz işsizlik başvurularının da dip yapmış olması önemli bir nokta. Buradaki tek eksik aslında banka endeksi tarafında diyebilirim. Banka endeksinin zayıf olmasında tabii çok net bir nedeni var. Netice itibariyle çok şirket batacak, çok insan batacak. Dolayısıyla bankacılık sektörü üzerinde bir yük birikiyor olacak. Bunu unutmamak lazım. Bu noktada boğa piyasası henüz bütün aktörlerin içinde olduğu bir piyasa şeklinde hareket etmiyor. Bakın 2009'da tabii bankacılık krizinden bahsediyoruz, ama dipten sonra bankacılık sektörünün önemli bir rally ile karşımızda olduğunu gördük. Yani neredeyse 20'li seviyelerden aşağı yukarı 60'lı seviyelere doğru gidiyor. İlk baştaki patlayıcı harekette bankacılık sektöründe var. Şu anda bu bankacılık sektöründe hızlı bir yukarı hareket gördük. Tabii oransal olarak daha az. Ama daha sonra hareketin geri verildiğini gördük. Dolayısıyla bankacılık sektöründen ziyade growth tabir edilen, anlaşılır bir şekilde Apple, Google, Amazon vesaire gidiyor. Ama bunların S&P içindeki payı çok yüksek olduğundan dolayı aslında sağlıklı bir rally görmüyoruz. Ama 2950, 3000 küsürler, az önce gösterdiğim seviyelerin aşılması durumunda bu çok önemli bir gelişme olacaktır ve yeni zirveleri tartışmaya başlayacağız anlamına geliyor. Şimdi daha önce de söyledim, benim açımdan takip ettiğim en önemli ikinci dalga konusu, tabii virüsü takip ediyorum tabii, ama söyleyebileceğim bilgim olan bir şey değil. Endeksten ziyade dolar tarafında gelebilecek olan bir ikinci dalga. Buradaki sıkışma devam ediyor. Gördüğünüz üzere
yeniden bir onlara doğru bir hareket olduğu, oradan gelen bir satış var. Burayı geçebilirse son derece pozitif olur. Hangi ortamda geçebilir? İşte entegrasyon konusunda Avusturya'nın veya diğer küçük ülkelerin koyduğu engelleme diyelim veya kaygıların giderilmesi durumunda entegrasyon bir hibeye dönüşecek şekilde kredi mekanizmasının geliştirilmesi durumunda hızlanacaktır. Dolayısıyla burada gördüğünüz işte 1.0990'lar, 1.10'lar diyeceğimiz seviyenin kırılmasıyla karşı karşıya kalırız. Aşağı tarafta devamlı vurguluyorum. 1.07'ler civarında o hareketli bir seviye biliyorsunuz bir trend çizgisi olduğundan dolayı o seviyelerin kırılması euro açısından çok önemli bir kırılmadır. Kısa vadede de şurada gördüğünüz 1.0770'ler civarı sıkışıklığın alt tarafını temsil ediyor. Tabii euro açısından şu resmin çok pozitif olmadığını düşünüyorum. Bu doğrudan bir euro resmi değil ama görüyorsunuz Mayıs ayında da ithalat ihracat yani ticaret verileri ki Güney Kore virüsten az etkilenmiş bir ülke son derece zayıf bir performans göstermeye devam ediyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin yani Almanya'nın Euro'yu destekleyen en önemli dinamiklerinden birisi ticaret fazlası ister istemez daralacak. Bunun orta vadede ben Euro negatif olacağını düşünüyorum. Euro'dan bahsetmişken Pound tarafı da hırpalanıyor ama Pound tarafında tabii dün bir ilk yaşandı. 2023 vadeliydi galiba ihalesinde, bono ihalesinde eksi faizli bir tahvil ihalesi gördük. Sıfırın hemen altındaydı. Dolayısıyla o tarafta da bir yandan eksi faiz olur mu olmaz mı Merkez Bankası içinde tartışmalar sürüyor. Diğer yandan da Brexit'in negatif gelişmesi, negatif faizlerin piyasa tarafından yaşanması fiyatları baskılar bir nitelikte. Değerli metallere geçersek dün sabah gümüş tarafında aşırı alıma geldiğimizi dolayısıyla bir düzeltme geleceğini söylemiştim. Dün gelmedi o düzeltme ama bu sabah itibariyle %2 civarında hatta biraz daha üzerinde bir satışla karşı karşıya kaldık. Önemli mi? Hayır, önemli değil ama 200 günlük ortalamaya doğru bir geri çekilme muhtemelen olacaktır. Yani 17'nin altına doğru bir hareket mümkün diye düşünüyorum. Kısa vadede gerçekten çok hızlı bir yükseliş oldu. Dolayısıyla da biraz dinlenmesinde problem yok. Ama buradaki hani gerçekten çok temkinliyseniz çünkü quantitative easing vesaire denildiği gibi enflasyonist değil, aksine deflasyonist uygulamalar gerçekten çok güvenli bir alım yapmayı düşünüyorsanız 19 seviyelerinin aşılmasını bekleyebilirsiniz. Tabii bugün gelen satışla görüyorsunuz altın gümüş oranında da bir toparlanma olduğu göze çarpıyor. Tabii gümüşte satış gelince altın tarafında da geldi. 1750'leri bir süredir geçmekte zorlandığını görüyoruz. Dolayısıyla burada kısa vadede gümüşün yönü önemli olacak ama orta vadeli grafiklerdeki uyumsuzluk problemi hala çözülmüş değil. Dolayısıyla quantitative easing'in niteliğinin anlaşılmasıyla sert bir satış gelme ihtimalini hala koruyorum. O yüzden de işlem yaparken teknik olarak 1680-1750 ve buna destekleyici olarak gümüşün hangi yönde hareket ettiğini görüp pozisyon almanız daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Petrol tarafında kazasız belasız Haziran kontratının geçişini atlattık. Dolayısıyla bir sonraki kontrata girmiş durumdayız. Bir sonraki kontratta da dikkat ederseniz Mart satışının sonrasında gelen tepeyi aştık. Bu olumlu bir işaret ama benim açımdan daha olumlu bir işaret körfün düzelmeye başlıyor olması. Bakın görüyorsunuz hala yukarıya doğru gittikçe evet, fiyat farkı artıyor ama çok daha düşük seviyelerde yani Temmuz'la Ağustos arasındaki fark 46 sente gerilemiş durumda. Ağustos'la Eylül arasındaki farka baktığınızda 43 sent yani şu ikisi arasındaki farkta 89 sentler civarında. Bu daha önceki durumla karşılaştırırsanız çok daha olumlu bir curve ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Dolayısıyla bunu ben petrol pozitif okumaya devam ediyorum. Son derece olumlu bir dinamik, normalleşmeye başlayan bir dinamik. Elbette ki şu açıdan sorunu çözmüyor. Yani USO alan yatırımcılar açısından burası vadeler arası geçiş yaptığı için yaşanacak olan backwardation'dan vesaire o şekilde etkilenmeyecek. Bakın görüyorsunuz
Mart'tan sonra gelen düzeltme zirvesi 47 dolardaymış. Şu anda bizde gelen 25 dolardayız. Yani petrolün kendisiyle çok ilgisiz bir performansı var. Tabii burada gerekli uyarıları yapmıştım. Yine bir başka fonun da kapandığını gördük. Daha doğrusu bu fon değil, ETN bir not aslında bu. Bunun da dün itibariyle, önceki gün itibariyle Deutsche Bank tarafından kapatıldığını gördük. Şimdi 10 yıllıklara gelelim. 10 yıllıklarda çok fazla yeni bir değişiklik yok açıkçası. Buradaki hareketin yukarı olma ihtimalini ben hala kuvvetli görüyorum. Çünkü burada da bakın şu Satoshi olayı çok enteresan, birazdan deneyeceğim. Burada da görüyorsunuz güzel bir uyumsuzluk oluşmaya başladı. Ama henüz tetikleyici seviyeler, nasıl ki altında yaşanmadı, tetikleyici seviyeler burada da görülmüş değil. Ve hatta aslında isterseniz şurada gördüğünüz 0.55'ler civarı şu seviyeler kritik. Yani burasının kırılması ikinci bir deflatif dalga başlıyor demektir. Dolayısıyla 0.55'i aşağı tarafta dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Yukarı tarafta da şu 50 günlük ortalamayı aşmamız durumunda, yani aşağı yukarı 0.75'leri diyelim, yukarıya doğru daha sert bir hareket görmemiz söz konusu olacak diye düşünüyorum. O açıdan takip etmek gerek. Şimdi Bitcoin'de bir süredir maillerimde seslendiriyorum. Yani yukarı hareketin giderek gecikiyor olması aslında iyi bir işaret değil. Yani aşağıya doğru bir düzeltme ihtimalini arttıran bir noktaya doğru götürüyor bizi. Dolayısıyla biraz daha temkinli bir duruş sergileme taraftarıyım. 10.400'ün aşılacağını düşünüyorum. Eninde sonunda aşılacaktır. Ama zamanlama olarak baktığımda bu kadar uzun süredir altında kalıyor olmamız, tepenin de altında kalıyor olmamız beni biraz rahatsız etmeye başladı. Dolayısıyla buradan bir kuvvetli satış ihtimali artıyor. Buna karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Şu seviyeyi, şu üstü geçmediğimiz sürece, yani 10.400'leri aşmadığımız sürece şuradaki kısa vadeli yükseliş trendinin aşağı yönlü test edilme ihtimalinin arttığını düşünüyorum ben. O açıdan biraz burada temkinliyim. Tabii şimdi dünkü olay neydi? İsterseniz bir onun üzerinden gideyim. Yine biraz bekleteceğim sizi. Çünkü biliyorsunuz teknolojik yetersizliğim son derece zirve seviyelerindedir. Şimdi şuradaki ekranı bir açalım. Dün ne oldu? Şimdi özellikle bu şeyi açıyorum. Blockstream'i açtım. Çünkü genelde şöyle oluyor. Bu konuya çok hakim birkaç arkadaş var. Ben de tanıyorum. Gerçekten çok iyiler. Onların açıkladığı bir konu var ama ondan sonraki açıklamalar genelde bu arkadaşlarımızın açıklamalarını baz alıyor. Dolayısıyla yeni bir bilgi içermiyor. Şimdi bilmeyenler açısından söylüyorum dünkü yaşananları. Bakın şu blokta bir işlem gerçekleşti. Yani 50 BTC'lik bir hareket görüyorsunuz. Bu arada hareket dediğimde BTC'nin, Bitcoin'in hareketi falan söz konusu değil, biliyorsunuz. Hani yolladım, aldım, çektim vesaire dediğinizde sadece bir kayıt değişiyor. Yani zincir üzerindeki bir kayıt değişiyor. Herhangi bir yollamanız, almanız söz konusu değil. Tıpkı bankadaki işte havaleyi yaptım, EFT'yi yaptım dediğinizde aslında bankanın defterlerinde elektronik bir kaydın değişmesi gibi. Buradaki işte gerçekten gönderilen bir de işlemin geride kalan diyelim kısmının kayıtlarını görüyorsunuz. Şimdi şu 50 BTC'nin üzerine bastığımızda 3654. blokta bunun mine edildiğini, kazındığını görüyoruz. Ne zamanmış bu? Şubat 2009'da. Dolayısıyla white paper henüz yeni çıkmış. Üzerinden birkaç ay geçmiş. Mining yeni başlamış. Şubat ayında da 50, o zamanlar biliyorsunuz tabii ödüller falan da daha yüksek, 50 Bitcoin'in mine edildiği bir dönem. Yani şu anda blok zincirinin üzerindeki kayıtlara bakıyoruz. Dolayısıyla bunu kim yapmış olabilir bu kadar erken bir dönemde, Şubat
2009'dan bahsediyorsak Satoshi olabilir heyecanı yaşandı. Dün akşamki notumda paylaştım, bayağı gırgır yorumlar vardı aslında. İşte bir tanesi çok güldüğüm, Fed 2,5 trilyon dolar bastı, herhangi bir etkisi olmadı dolar üzerine. Satoshi 40-50 şeyi değiştirdi, ortalık birbirine girdi diye enteresan yorumlar vardı. Bir şey daha, kayıt daha göstermek istiyorum size. Bir saniyenizi alacağım. Şuradaki kayda bakmamız gerekecek. Bir saniye. Bakın burada da yine kayıtlara bakıyoruz. Yani herkese açık kayıtlar bunlar tabii. Bitcoin'in zaten maksadı, amacı o. Bakın adrese baktığınızda şurada işte ne olduğunu görüyorsunuz. First, last, yani ilk ve son olarak işlem hareketi gösteren, receive ettiğini gösteren bir kayıt var burada. Burada da gördüğünüz üzere 11 yıl önce 09.02.2009, yani az önce gösterdiğim durumu teyit eden bir kayıt diyelim. Dolayısıyla bununla beraber çok ciddi tartışmalar başladı. Ben bunun Satoshi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o tarihte sadece 2-3 kişinin mine ettiği açıklaması doğru değil. Buna ek olarak şunu da söyleyeyim. Bazı sitelerde var. Örneğin Satoshi Blocks diye, isterseniz onu da açayım. Üzerinde biraz çalışmak isteyenler olabilir. Satoshi'nin elindekileri tartışan bir site bu. Dolayısıyla hemen şurada göstereceğim. Dolayısıyla farklı fikirler tabii ki söz konusu. Ben Satoshi olduğunu düşünmüyorum. Onun elinde tuttuklarının piyasaya satış olarak geleceğini düşünmüyorum. Ama bir süredir 10.400'leri aşamayan bir Bitcoin'le karşı karşıyayız. Dolayısıyla da aşağı gelme ihtimali her geçen gün artıyor. 10.400 kırılmadığı sürece, hani dedim ya, gümüşte çok hassas olanlar 19'u beklemesi lazım. Burada da eğer bir kaygınız varsa 10.400'ün kırıldığını beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Herkese iyi günler diliyorum.